Hafız Ali'den rahmetullahi aleyh çok güzel bir menkıbe var hakikattan. Evet, İcazi Kur'an Risalesi'ni demin konuştum ama yine tekrar edelim. Dinle kardeş, bir dakika çok mühim bu. Sene 1942, Risale-i Nur'un ikinci defa yazmasına başlamıştım ve 25. söze gelmiştim. O gün 25. sözü aldım, onun evine gittim. O Risale'yi değiştirip başka bir Risale alacağım, yazacağım. Baktım şeyde oturuyor, salonda oturuyor. Bizde çaylak derler ya, o da evet, öyle orada. Oturuyor, eline değdim Risale'leri, baktı baktı. Kardeşim ben bugün dedi, Ehli Kubur'u ziyarete gittim. Gördüm ki dedi, çok çocuk meşgalesiyle rızık toplamak dolayısıyla ahiret azığı olarak keselerine, torbalarına bir şey koyamamışlar, boş gitmişler. Vaveyla ediyorlar. Vaveyla ediyorlar demiş. Yani Ehli Kubur'u ziyaret ediyormuş, mezarlığa gittim baktım. Onlar adı Mustafa mı ne demiş, o demiş yani bu şey işte bu. İslam köyünün değil mi mezarlığı? Evet, 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 İslam köyünün. Orada vaveylalar böyle, ehli kat geçirmiş böyle ya, müthiş hıçkırıklar böyle abi, neyse. Onlar yani heybeleri boş demiş, torbaları boş yani, amel defterleri hep boş. Amali salya yapamamışlar. Amali salya böyle. Ondan sonra dedi, ben bu acıyı unutmak için dağlara kalsam, gitsem, bu elemi unutamayacağım diyor, ama dehşetle ağlıyor. Ağları anlatmış. Anlatıyor. Ben bu dağlara gitsem, gelsem diyor yanına ya, katiyen bu acıyı unutamam demiş yani. Acıyı unutamayacağım dedi. Ve sonra dedi, sen demir çarık giysin, bütün dünyayı dolaşsan, yani tayyare ve şimendifere değilsen, bütün dünyayı dolaşsan ne böyle bir hizmet, ne de böyle bir eser bulabilirsin dedi. Sen bunları yazmaya devam et. Cenab-ı Hak sana her şeyi verir. Ve bu şekilde ben ikinci bir risaleyi aldım, eve döndüm. Bu kadar işte, sene 1942 idi.